Şimdi günün ikinci Skype bağlantısına gidiyoruz. Ahmet Akcan bizlerle birlikte olacak ve beraber Galatasaray'ın gündemine dair konuşacağız. Öncelikle hoş geldiniz. Günaydın. Günaydın, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum sevgili Çok, Demet. çok İyi de bir teşekkür pazar ederim. günü hem sana hem de bütün Evet, izleyenlerimize. aynen öyle. Mutlu pazarlar herkese tekrardan. Galatasaray'ı konuşalım. Dün bir karşılaşma oynandı. İlk önce karşılaşmayı değerlendirmenizi isteyeceğim. Sonra oyunculara yavaş yavaş geçelim. Galatasaray'ın hem transfere hem de seçimler dolayısıyla teknik heyetin geç tercihi sonrası çalışmalara geç başlamış olması çok büyük bir dezavantajdı. Okan Hoca ve ekibi transfer döneminde transfere de çok zaman ayırmak zorunda kalmıştı. Dolayısıyla eksiği olan futbolcuların da varlığını düşünürsek bu milli ara, hatta Adana Demirspor maçından sonraki bay haftası Galatasaray için çok büyük önem taşıyor. O yüzden yeni bir hazırlık dönemi diye nitelendirebiliriz. Hem antrenmanlarla Okan Hoca bunu en iyi şekilde planladı, hem de bu araya işte dünkü İstanbulspor maçı gibi hazırlık maçları planladı. O yüzden eksiği olan futbolcuların, şu ana kadar süre almamış olan futbolcuların şu anki seviyelerini tespit açısından çok önemli bir maçtı. Bence Okan Hoca dünkü maçtan istediğini aldı. İki yönden, bir, Galatasaray son maçlarını kazanıyor. Kazanma alışkanlığı elde etmiş bir takım diyebiliriz. Dün de kazanmaya devam etti. Her ne kadar çok organize bir İstanbulspor'a karşı oynamış olsalar bile. Ama belki de galibiyetten çok merak edilen futbolcular vardı. Evet, İşte özellikle Icardi. Mata ve Icardi. Mata ile aslında başlamak istiyorum. Çok konuşuldu. Hazır değil dendi. Girecek mi oyuna dendi. Ama bu performansından sonra sizce kadroda yer alacak mı? Bence Muhtemelen alacak. kesinlikle kadroda yer alacak. Dünkü performansından sonra Okan Hoca belki ilk maçlarda onu sonradan oyuna almayı tercih edecektir. Ama fiziksel yönden maçı oynayabilir seviyeye geldiği zaman, 90 dakikayı oynayabilir seviyeye geldiği zaman bence ilk 11 adayı futbolcuların başında geliyor. Yani dün benim de en çok dikkatimi çeken futbolcuydu. Mata'yı hepimiz zaten biliyoruz, kalitesini biliyoruz. Evet, kondisyonunuz eksik olabilir ama kaliteniz kaybolmaz. Bu kalitenin varlığını dünkü maçın, oyunun lider futbolcusu olarak ortaya koydu. Yani asist diyebileceğimiz tarzda, gol pası diyebileceğimiz tarzda o derece öne kaliteli toplar oynadı ki, yani bütün forvet oyuncularının arkalarında böyle bir Mata ile oynama isteğinin olmasını hepimizin doğal karşılaması lazım. Bence Mata çok başarılıydı, takımın futbol aklıydı. Icardi ile de devam edebiliriz. O da çok başarılıydı ve ilk golünü kaydetmiş oldu. Mutlaka, ama Icardi'nin hala fiziksel yönden biraz daha eksiği olduğu ortada. Bu daha fazla göze batıyor. Belki bir Mata olarak orta sahada çok hareketli olmasanız bile sizin aldığınız topları doğru kullanmakla biraz ön plana çıkabilirsiniz. Ama Icardi'nin hem hareketlilik adına çok daha büyük bir efor sarf etmesi lazımdı, hem de karşısında üçlü bir İstanbulspor defansı vardı ki ona da tedbir almıştı İstanbulspor. Onların arasında kendini kabul ettirmek çok kolay değildi. Evet, kalite var, son vuruşlarda ustalık var ve her şeyden önce ya ben futbolcuyum diye kendine büyük bir özgüven duyduğu gerçeği var. Attığı Panenka penaltısında da onu gördük. Yani biz teknik adamlar bu tür penaltıları çok tercih etmeyiz. Ama Icardi ya kendinden o kadar emin ki sadece dün değil herhalde 3-4 penaltıdan birinde de bu vuruşları yapmayı hep tercih ediyor. O da ayrı bir kalite. Galatasaray son dönem transferlerinde kaliteyi yakaladığını dün bir kez daha kendi stadında, Ali Samiyan stadında yoğun bir taraftar desteği altında görme imkanı buldu. Galatasaray çok iyi yolda sevgili Demet. Özellikle Yani ayrılık haberlerinden sonra psikolojik olarak performansını da etkileyecek mi diye aslında dün çok konuşuluyordu. Ya mutlaka, şimdi o konulara çok girmemek lazım. Hatta ben Icardi'nin geleceği belli olan ilk programda Yaspor ekranlarında bu konu gündeme geldiğinde ya lütfen işin magazinsel boyutunu bir tarafa bırakalım. Icardi bize futbol oynamaya geliyor diye böyle bir yaklaşım göstermeye çalışmıştım. Ama bu daha ilk haftasında gerçekleşince
Onun için çok önemli bence bir konu, bir sorun haline geldi. Sorunlar bazen pozitif, bazen negatiftir. Bu ayrılığın nedenlerini bilmiyoruz. Dolayısıyla net bir şey söylemek mümkün değil ama nedeni ne olursa olsun kolay da değil. Düşünün, çocuklarınızın annesi öyle veya böyle şu an için bir ayrılıktan, bir boşanmadan bahsediyor. Bundan etkilenmemek mümkün değil. Ama bizim ülkemizin, halkımızın bir ortak özelliği, yarası olanların yaralarını sarmayı biz çok iyi biliyoruz. Icardi'nin bu konuda da bir üzüntüsü varsa Galatasaray camiası bunu en kısa zamanda gidermek için gerekli desteği verecektir. Kesinlikle. Barış'a da değinmek istiyorum. Dün başarılı bir performans gösterdi. Geçen yıl hatta Burak Yılmaz'a benzetildiği zamanlar vardı ve dünkü performansından sonra da konuşuldu bu. Siz neler söylersiniz? Sevgili Demet, program çok keyifli gidiyor. Seninle ilk programımızı da yapıyoruz. Evet, aynen Yani öyle. o yüzden pazar gününü böyle mutlu yaşamak benim için de çok önemli. Ama aynı mutluluk Barış'ta var. Çünkü Barış geçen sezon başında transfer edildiğinde ben onun da kapasitesini çok iyi bilenlerdendim. Bakın Kerem de geldiği ilk yılda çok fazla süre almadı. Galatasaray'a uyum süresi önemliydi. Bunların hepsi genç futbolcular. Biz hala olgun futbolcuların bile geliştirilmesi gereken yönleri var diyorsak, gençlerde bunun olması gayet doğal. O yüzden Barış'ın dünkü olumlu performansı benim için sürpriz değil. Hatta bu sezonun genelinde ben ondan daha iyi performanslar da bekliyorum. Mentalitesi, anlayışı çok iyi. Futbola bakış açısı çok iyi. İnsani değerleri yüksek. Zaten oyuncu kalitesi de var. O yüzden Barış gelecekte iyi futbolcularımızdan biri olacak. Kaleyi de biraz konuşalım. Şimdi yerli anlamda sıkıntısı var Okan Hoca'nın ve Muslera acaba her zaman Muslera mı olur kalede? Yoksa bu değişiklik dünkü karşılaşmadan sonra değişebilir mi? Dünkü karşılaşmada yenilen gol gerçekten bir şanssızlıktı Okan için. Okan'ın çok iyi bir kaleci olduğunu ben en iyi bilenlerdenim. O pozisyonda offside vardı. Okan onun için durakladı biraz da. Bir an içinde olsa konsantrasyonunuzu kaybediyorsanız böyle bir hata olabiliyor. Ama şu gerçeği de ben yine geçen hafta programlarda açık açık söylemiştim. Mecburiyet olmadıkça Muslera değişmeyecek. Yani birçok kişi Galatasaray'ın şu an 3 yerli oyuncuyu bulma konusundaki sıkıntılarını biliyor. Acaba Okan Muslera değişikliğiyle burada bir oyuncu kazanılır mı diye düşünülürken bence Galatasaray'da şu an Okan Hoca'nın kafasında da böyle bir düşünce yok. Çünkü bu sezonda bile Muslera ne kadar iyi bir kaleci olduğunu sürekli gösteriyor. Son Konya maçı dahil oradaki performansıyla da takımı galip getiren performanslardan birini sergilemişti. Bir de 1 Ekim'de Tabii. oynanacak olan Adana Demirspor Galatasaray karşılaşmasının öncesinde bir konuşalım istiyorum. Adana Demirspor deplasmanı her zaman zordur, bunu söylüyoruz. Galatasaray da aslında hazır. Nasıl bir maç olur? İzin verirsen çok kısa iki cümlede Dubois'a etmek Tabii ki istiyorum. olur. Bence Galatasaray Fanaanolt'ta ciddi bir şekilde haksızlık ediyor. Evet, onun üst düzey yıldız bir performans sergilemediğini hepimiz biliyoruz. Ama Galatasaray'da teknik heyet dahil bütün camiadan Fanaanolt aleyhine açıklamalar devam ediyor. Bakın bu doğru değil. Hatta transfer yeni bitmiş. Bir hafta sonra devre arası transferinde Galatasaray'a o bölgeye onun yerine birini alacak diye konuşmalar, açıklamalar var. Bu futbolcunun performansını etkiler. Tabii ki. Dubois sadece sol tarafta ihtiyaç duyulduğu anda bir çözümdür. Yani Dubois'un kalitesini çok iyi biliyoruz ama bence Galatasaray'da sol bekin hala bir numaralı adayı Fanaanolt olmaya devam edecek. Hele hele ona verilmesi gereken destek verildiği takdirde de bir sorun yaşamayacaktır. Adana Demir maçına geçeyim hemen buradan. Çok zorlu bir maç. Bir defa çok kaliteli, tempolu, ofansif yönü ön planda olan bir oyun bekliyorum. Okan Hoca'nın Galatasaray'a çok yakıştırdığım bir anlayışı da rakip kim olursa olsun, nerede olursa olsun, eksik de olsam ben kazanmak için oynarım anlayışı, felsefesi. Bunu Adana'da gerçekleştirmeye çalışacak. Ama Adana Demirspor'da şu an ligimizin lideri Montella ile birlikte, hatta Murat Başkan'ı da burada anmak lazım, muhteşem bir performans sergiliyorlar.
Bir de oradaki Galatasaray'ları göz önünde bulundurursak, Onyekuru orada, Emre orada, Belhan da orada. Yani Galatasaray'ı çok iyi bilen oyuncuların ayrı motivasyon kaynaklı oynayacakları bir oyun olacak. O yüzden ben bol pozisyon bekliyorum, güzel oyun bekliyorum, hatta bol gol bekliyorum. Ama sanki zor da olsa kazanan Galatasaray olacak gibi düşünüyorum. Çünkü Galatasaray geçen hafta lider Konya'yı yenmişti. Bu hafta da bir başka liderle oynayacak. Yani İbre'yi %51 de olsa Galatasaray'ı yanında görüyorum ama Adana'yı da bu seneki performansından dolayı alkışlamak lazım. Her halükarda keyifli bir maç izleyeceğimize eminiz. Çok teşekkür ederiz yorumlarınız için. Çok keyifli bir sohbetti. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. İyi bir Teşekkür pazar ederim. günü Hoşça kalın. izleyenlerimize.